Dost ve düşmanın ittifakı ile ahlak-ı hasenenin en yüksek derecesine sahip olmuş, bidayet emrinde tek başıyla bütün dünyaya meydan okumuş, her dakikada 100 milyondan ziyade insanların virdi zebanı olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı göstermiş bir zat, elbette o ferdi mümtazdır, ondan başkası olamaz. Bu alemin hem çekirdeği hem meyvesi odur. Aleyhi ve ala alihi ve sahbihi es-salatu vesselamu bi adide enva'il kainati ve mevcudatiha. İşte böyle bir zatın mevlet ve miyeracını dinlemek, yani terakkiyatının mebde ve müntehasını işitmek, yani tarihçeyi hayat-ı maneviyesini bilmek, o zatı kendine reis ve seyyid ve imam ve şefi'i telakki eden müminlere ne kadar zevkli, fahirli, nurlu, neşeli, hayırlı bir müsamereyi ulviyeyi diniye olduğunu anla. Ya Rab, Habib-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hürmetine ve ismi azam hakkına şu Risale-i Neşredenlerin ve rüfekasının kalplerini envar-ı imaniyeye mazhar ve kalemlerini esrar-ı Kur'aniyeye naşir eyle. Ve onlara sırat-ı müstakimde istikamet ver. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. El baki vel baki Said Nasr radıyallahu anh. Böyle şey döktüm ki böyle. Şimdi daha sayın zaman var. Bu da güzeldir diye bir şey var. Sabahatı var. Bu da şeydir. Ne fakat? Yanımızın hakkında bir yer var. Abi lemalarda mı? Lemalarda mı? Şerat-ı Gaybiye hakkında bir takriz. İmam Ali radıyallahu anh'ın Risale-i Nur hakkında İhbar-ı Gaybisinden bir parça olan bu kısım, Sikke-i Tasdik-i Gaybi mecmuasında derc edilen İşarat-ı Kur'aniye. Güzel oldu, şey tutun böyle. Bağdat durdur, içerisinde bırak diye. Giren de efendim. Oturamayanlar da evet. İmam Ali radıyallahu anh'ın Risale-i Nur hakkında İhbar-ı Gaybisinden bir parça olan bu kısım... Burada burada boşuna ben yavur ben de gel. Bak bak burada yer ben, bak. Burada bak. Doktor, ooo ki doktorumu üzüldüm. Tam İmam Ali derken, Risale-i Gaybiye'yi geldiler. İmam Ali radıyallahu anh'ın Risale-i Nur hakkında İhbar-ı Gaybisinden bir parça olan bu kısım, Sikke-i Tasdik-i Galbi mecmuasında derc edilen İşarat-ı Kur'aniye ve 3 Keramet-i Aleviye ve Keramet-i Gavsiye risaleleriyle birlikte ehli vukufların takdirkar raporlarına müsteniden mahkemelerce sahiplerine geri iade edilmiştir.
İmam Ali'nin radıyallahu anh Celcelutiye'de Risale-i Nur hakkındaki 3 kerametinden bir kerametinin 8 remzinden 7. ve 8. remzin bir parçasıdır. Sikke-i Tasdik-i Gaybi Mecmuası'nın 125. sayfasından 130. sayfasına kadar olan kısımda münderiştir. 7. remiz. Hazreti İmam Ali radıyallahu anh nasıl ki üstad koydurdu bunu sonuna, bunu üzerine. Evet. Nasıl ki ve bil ayetül kübra eminni minel fecer ve bihakki fakacin ma mahmetin ya ilahena ve bi esmaikel husna ecirni minel şeted hurufin li behramin alet ve teşamahat ve esmu asa Musa bihi zulmetun celet diye birinci fıkrasıyla 7. şua işaret etmiş. Öyle de aynı fıkra ile ani bir tefekkürname ve tevhide dair yüksek bir marifetname namında olan 29. Arabi lem'aya dahi işaret eder. Onun için bak bu isim burada alınma isim. Vay ya tefekkürname. Evet. İkinci fıkrasıyla İsm-i Azam ve Sekine denilen Esma-i Sitte-i Meşhure'nin hakikatlerini gayet âli bir tarzda beyan ve ispat eden ve 29. lem'ayı takip eyleyen 30. lem'a namında 6 nükte-i esma risalesine bi esmaiken husna ecirni mineşşetet cümlesiyle işaret ettiğinden, sonra akabinde Risale-i Esma'yı takip eden 31. lem'anın birinci şua olarak 33 ayeti Kur'aniyenin Risale-i Nur'a işaratını kaydedip hesab-ı cifri münasebetiyle baştan başa ilmi huruf risalesi gibi görünen ve bir mucize-i Kur'aniye hükmünde bulunan Risale'ye hurufun li behramin alet ve teşamahat kelimesiyle işaret edip derakab ve esmu asa Musa bihi zulmetun celet kelamıyla dahi Risale-i Hurufiye'yi takip eden ve El Ayetül Kübra'dan ve başka Risale-i Nuriye'den terekküp eden ve Asa-i Musa namını alan ve Asa-i Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden Risale-i Nur'un şimdilik en son ve en ahir risalesine Asa-i Musa namını vererek işaretle beraber manevi karanlıkları dağıtacağını müjde ediyor. Evet, ve bil ayetül kübra kelimesiyle 7. şua işareti kuvvetli karineler ile ispat edildiği gibi aynı kelime diğer bir mana ile el-hak Risale-i Nur'un ayeti kübrası hükmünde ve ekser risalelerin ruhlarını cem eden ve Arabi bulunan 29. lemaya bu kelam müstetbaat-ı terakip kaidesiyle ona bakıyor, efradına dahil ediyor. Öyleyse Hazreti İmam Ali radıyallahu anh dahi bu fıkradan ona bakıp işaret eder diyebiliriz. Hem sahil işaratın karinesiyle hem mektubattan sonra lemalara başka bir tarz-ı ibareyle ima ederek lemaların en parlağının telifi dehşetli bir zamanda ve hapis ve idamdan kurtulmak ve emniyet ve selamet bulmak için manayı mecazi ve mefhumu işariyle Hazreti Ali radıyallahu anh kendi lisanını büyük tehlikelerde bulunan müellifin hesabına istimal ederek ve bil ayetil kübra eminni minel fecer yani ya Rab beni kurtar, eman ve emniyet ver diye dua etmesiyle tam tamına Eskişehir hapishanesinde İdam ve uzun hapis tehlikesi içinde telif edilen 29. lemanın ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelam-ı zımni ve işari delalet ettiğinden diyebiliriz ki Hazreti İmam Ali radıyallahu anh dahi bundan ona işaret eder. Hem 30. lema namında ve altı nükte olan Risale-i Esma'ya bakarak bi esmaikel husna deyip sair işaratın karinesiyle hem 29. lemaya takip karinesiyle, hem ikisinin isimde ve esma lafzına tevafuk karinesiyle, hem teşettüdü hale ve sıkıntılı bir gurbete ve perişaniyete düşen müellifi, onun telifi bereketiyle teselli ve tahammül bulmasına ve manayı mecazi cihetinde Hazreti İmam Ali radıyallahu anh lisaniyle kendine dua olan وَبِ اسْمَائِكَ الْحُسْنَا اَجِرْنِي مِنَ الشَّتَتْ yani İsmi azam olan o Esma Risalesinin bereketiyle beni teşettütten, perişaniyetten hıfzeyle ya Rabbi meali tam tamına o Risale ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelam-ı mecazi delalet ve İmam Ali radıyallahu anh ise gaybi işaret eder diyebiliriz.
Hem madem Celceluti'nin aslı vahiydir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor ve gaybi umuri istikbaliyeden haber veriyor. Ve madem Kur'an itibariyle bu asır dehşetlidir ve Kur'an hesabıyla Risale-i Nur bu karanlık asırda ehemmiyetli bir hadisedir. Ve madem sarahat derecesinde çok karine ve emarelerle Risale-i Nur Celceluti'nin içine girmiş, en mühim yerinde yerleşmiş. Ve madem Risale-i Nur ve eczaları bu mevkiye layıktır ve Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ın nazarı takdirine ve tahsinine ve onlardan haber vermesine liyakatları ve kıymetleri var. Biraz kısa şeyi. Ve madem Hazreti İmam Ali radıyallahu anh Sıracın Nur'dan zahir bir surette haber verdiğinden, sonra ikinci derecede perdeli bir tarzda sözlerden, sonra mektuplardan, sonra lemalardan, risalelerdeki aynı tertip, aynı makam, aynı numara tahtında kuvvetli karinelerin sevkiyle kelam, delalet ve Hz. İmam Ali radıyallahu anh'ın işaret ettiğini ispat eylemiş. Ve madem başta بدأتُ ببسم الله روحي به اهتدت إلى كشف أسرار بباطنه انطوت رسالelerin başı ve birinci söz olan Bismillah risalesine baktığı gibi Kasem-i Cami-i Muazzama'nın ahirinde risalelerin kısmı ahirleri olan son lemalara ve şualara hususen bir ayeti kübra-i tevhid olan 29. lema-i harika-i arabiye ve risale-i esma-i sitte ve Risale-i İşarat-ı Huruf-u Kur'aniye ve bilhassa şimdilik en ahir şua ve asa-i Musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen bir mahiyette bulunan ve bir manada Ayetül Kübra namını alan Risale-i Harika'ya bakıyor gibi bir tarz ifade görünüyor. Ve madem bir tek meselede bulunan emareler ve karineler meselenin vahdeti haysiyetiyle birbirine kuvvet verir, zayıf bir münasebetle bir tereşşuh dahi menbaana ilhak edilir. Elbette bu 7 adet esaslara istinaden deriz. Hazreti İmam Ali radıyallahu anh nasıl ki meşhur sözlere tertipleri üzerine işaret etmiş ve mektubattan bir kısmına ve lemalardan en mühimlerine tertiple bakmış. Öyle de bi esmaikel husna ecirni mineşşetet cümlesiyle 30. lemaya yani müstakil lemaların en son olan Esma-i Sitte Risalesine tahsin ederek bakıyor. Ve hurufun li behramin alet ve teşamehet kelamiyle dahi 30. lemayı takip eden işaret-i hurufu Kur'aniye Risalesini takdir edip işaretle tasdik ediyor. Ve esmu asa Musa bihi zulmetun celet kelimesiyle dahi şimdilik en ahir Risale ve tevhid ve imanın elinde Asa-i Musa gibi harikalı en kuvvetli bürhan olan mecmua risalesini senakarane remzen gösteriyor gibi bir tarz ifade eden bila perva hükmediyoruz ki Hz. İmam Ali radıyallahu anh hem Risale-i Nur'dan hem çok ehemmiyetli risalelerinden manayı hakiki ve mecazi ile İşari ve remzi ve imai ve telvihi bir surette haber veriyor. Kimin şüphesi varsa işaret olunan risalelere bir kere dikkatle baksın. İnsafı varsa şüphesi kalmaz zannediyorum. Buradaki mana işari ve medlulu mecazilere karinelerin en güzeli ve latifi aynı tertibi muhafaza ile verilen isimlerin münasebetidir. Mesela 29 ve 30 ve 31 ve 32 mertebe-i taadatta 29 ve 30 ve 31 ve 32. sözlere gayet münasip isimler ile başta sözlerin başı olan birinci söze aynı besmele sırrı ile ve ahirde şimdilik risalelerin ahirine mahiyetini gösterir layık birer isim vererek işaret etmesi gerçi gizli ise de fakat çok güzeldir ve letafetlidir. Ben itiraf ediyorum ki böyle makbul bir eserin mazharı olmak hiçbir vecihle o makama riyakatim yoktur. Fakat küçük ehemmiyetsiz bir çekirdekten koca dağ gibi bir ağacı halk etmek kudret-i ilahiyenin şe'nindendir
ve adetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin ederim ki Risale-i Nur-u Sena'dan maksadım Kur'an'ın hakikatlerini ve imanın rükünlerini teyit ve isbat ve neşirdir. Halık-ı Rahim'ime yüz binler şükür olsun ki kendimi kendime beğendirmemiş. Nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş. Ve nefsi emmareyi başkalara beğendirmek arzusu kalmamış. Kabir kapısında bekleyen bir adam arkasındaki fani dünyaya riyakarına bakması acınacak bir hamakattir ve dehşetli bir hasarettir. İşte bu haleti ruhiye ile yalnız hakaik-i imaniyenin tercümanı olan Risale-i Nur'un doğru ve hak olduğuna latif bir münasebet söyleyeceğim şöyle ki Celcelutiye Süryanice bedi' demektir ve bedi' manasındadır. İbareleri bedi olan Risale-i Nur Celcelutiye'de mühim bir mevki tutup ekser yerlerinde tereşşuatı göründüğünden kasidenin ismi ona bakıyor gibi verilmiş. Hem şimdi anlıyorum ki eskiden beri benim liyakatım olmadığı halde bana verilen Bediüzzaman lakabı benim değildi. Belki Risale-i Nur'un manevi bir ismiydi. Zahir bir tercümanına ariyeten ve emaneten takılmış. Şimdi o emanet isim hakiki sahibine iade edilmiş. Demek Süryanice bedi manasında ve kasidede tekerrürüne binaen kasideye verilen Celcelutiye ismi işari bir tarzda bid'at zamanında çıkan Bedi'ül Beyan ve Bedi'ül Zaman olan Risale-i Nur'un hem ibare hem mana hem isim noktalarıyla bedeliğine münasebetlerle ihsas etmesine ve bu isim bir parça ona da bakmasına ve bu ismin müsemmasında Risale-i Nur çok yer işgal ettiği için hak kazanmış olmasına tahmin ediyorum. Rabbena la tuâhidna in nesina ev ahtana. 8. remiz. Sual. Oku bakayım Emre. Sual. Bütün kıymetler kitapları içinde Risale-i Nur, Kur'an'ın işaretine ve iltifatına ve Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ın takdir ve tahsinine ve Gavs-ı Azam'ın kuddise sirruhu teveccüh ve tebşirine veçh-i ihtisası nedir? O iki zatın kerametle Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermesinin hikmeti nedir? El cevap malumdur ki bazı vakit olur, bir dakika, bir saat ve belki bir gün, belki seneler kadar ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Mesela bir dakikada şehit olan bir adam bir velayet kazanır ve soğuğun şiddetinden incimad etmek zamanında ve düşmanın dehşeti hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. Tavsinler de dediler, o için harp ederken dedi, Ruslarla, yani tavsinler cephesinde, tavsinler şeyde, Erzurum'da. Ben o zaman baktım dedi şeyler, nöbetçiler böyle, tam süperler, şey etmişler böyle, Ruslara karşı, dedi Müslüman şeyler. Bak, soğuktan baktı donacak, karşıda bakıldığı zaman doğunca yazı elin böyle şeye düşmesin. Yerin röpte bekliyormuş bir şey süpersin diye toprağı ve karnına falan doldurmuş şeyini. Şeyin altını falan. Baktı incimad ederek dedi. Hep doldurmuş şeyini. Öyle öleyim demiş yani. İşte bunları kırıncaydı. Bu hadisi anladım dedi. Bir saat demek bir sebaretten yani. Evet buyurun. Mesela bir dakikada şehit olan bir adam bir velayet kazanır ve soğuğun şiddetinden incimad etmek zamanında ve düşmanın dehşeti hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. İşte aynen öyle de Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi zamanın ehemmiyetinden hem bu asrın şeriat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatu vesselam ve Şeair Ahmediye'ye aleyhissalatu vesselam ettiği tahribatın dehşetinden, hem bu ahir zamanın fitnesinden, eski zamandan beri bütün ümmet istiaze etmesi cihetinden, hem
o fitnelerin savletinden müminlerin imanlarını kurtarması noktasından Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki Kur'an ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş ve Hazreti İmam Ali radıyallahu anh üç kerametle ona beşaret vermiş ve Gavs-ı Azam Kuddise Sirruhu keramet kârâne ondan haber verip tercümanını teşcih etmiş. Evet, bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın istinat kalaları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan her mümin tek başı ile dalaletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir imana tahkiki lazımdır ki dayanabilsin. Risale-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu nazik bir vakitte herkesin anlayacağı bir tarzda hakaik-i Kur'aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlar ile ispat ederek o imanı tahkikiye taşıyan halis ve sadık şahitleri dahi bulundukları kasaba ve kariye ve şehirlerde hizmeti imaniye itibariyle adeta birer gizli kutup gibi müminlerin manevi birer noktayı istinadı olarak bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde kuvve-i maneviye itikatları cesur birer zabit gibi kuvve-i maneviyeyi ehli imanın kalplerine verip müminlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. Eğer bir muannit tarafından denilse Hazreti İmam Ali radıyallahu anh bu umum mecazi manaları irade etmemiş. Biz de deriz ki faraza Hazreti İmam Ali radıyallahu anh irade etmezse fakat kelamı delalet eder ve karinelerin kuvvetiyle işari ve zımni delaletle manaları içine dahil eder. Hem madem o mecazi mana ve işari mefhumlar haktır, doğrudur ve vaka mutabıktır ve bu iltifata layıktır ve karineleri kuvvetlidir. Elbette Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ın böyle bütün işari manaları irade edecek külli bir teveccühü faraza bulunmazsa, Celcelutiye vahiy olmak cihetiyle hakiki sahibi Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ın üstadı olan Peygamberi Zişan aleyhissalatu vesselamın külli teveccühü ve üstadının üstadı Zülcelal'inin ihatalı ilmi onlara bakar, irade dairesine alır. Bu hususta kat'i ve yakın derecesindeki kanaatimin bir sebebi şudur ki, müşkilat-ı azime içinde El-Ayetül Kübra'nın tefsiri ekberi olan 7. şuayı yazmakta çok zahmet çektiğimden bir kutsi teselli ve teşvike cidden çok muhtaç idim. Şimdiye kadar mükerrer tecrübelerle bu gibi haletlerimde inayet-i ilahiye imdadıma yetişiyordu. Risale'yi bitirdiğim aynı vakitte hiç hatırıma gelmediği halde birden bu keramet-i aleviyenin zuhuru bende hiçbir şüphe bırakmadı ki bu dahi benim imdadıma gelen sair inayet-i ilahiye gibi Rabb-i Rahim'in bir inayetidir. İnayet ise aldatmaz, hakikatsız olmaz. Sayit Nursi radıyallahu anh. Ebeden daima ruhu'l enfar. Adam. Efendim hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Birinci mektup. Bismihi subhanahu ve in min şey'in illâ yusebbihu bihamdih. Dört sualin muhtasar cevabıdır. Birinci sual: Hazreti Hızır aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? El cevap hayattadır fakat meratibi hayat beştir. O ikinci mertebededir. Bu sebepten bazı ulema hayatında şüphe etmişler. Birinci tabakayı hayat bizim hayatımızdır ki çok kayıtlarla mukayyettir. İkinci tabakayı hayat
Hazreti Hızır ve İlyas aleyhisselamın hayatlarıdır ki bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimi mukayyet değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler içerler. Fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde ehli şuhut ve keşif olan evliyanın Hazreti Hızır ile maceraları bu tabakayı hayatı tenvir ve ispat eder. Hatta makamat-ı velayette bir makam vardır ki makamı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telakki olunur. Üçüncü tabakayı hayat, Hazreti İdris ve İsa aleyhisselamın tabakayı hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüt ile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder. Adeta bedeni misali letafetinde ve cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselam gelecek, şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam ile amel edecek. Mealindeki hadisin sırrı şudur ki, ahir zamanda felsefe-i tabiyenin verdiği cereyan-ı küfriye ve inkar-ı uluhiyete karşı İsevilik dine tasavvi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslamiyet'e inkılap edeceği bir sırada, nasıl ki İsevilik şahsı manevisi vahyi semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürür, öyle de Hazreti İsa aleyhisselam İsevilik şahsı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahsı manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür. Yani inkar-ı uluhiyet fikrini öldürecek. Dördüncü tabakayı hayat, şüheda hayatıdır. Nasıl Kur'an'la şühedanın ehl-i kuburun fevkinde bir tabakayı hayatları vardır. Evet, şüheda hayatı dünyevilerini tarik-i hakta feda ettikleri için Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayatı dünyeviye benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alem-i berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehli kuburun çendan ruhları bakidir. Fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, şühedanın lezzetine yetişmez. Nasıl ki iki adam bir rüyada cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi rüyada olduğunu bilir. Aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. Ben uyansam şu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğeri rüyada olduğunu bilmiyor. Hakiki lezzet ile hakiki saadete mazhar olur. İşte alemi berzahtaki emvat ve şühedanın hayat-ı berzahiyeden istifadeleri öyle farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayetle şühedanın bu tarzı hayata mazhariyetleri ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'idir. Hatta Seyyid-i Şüheda olan Hazreti Hamza radıyallahu anh mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla bu tabakayı hayat tenvir ve ispat edilmiş. Hatta ben kendim, Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra 3 aylık mesafede esarette bulunduğum zaman mahalli defnini bilmediğim halde bence bir rüyayı sadıkada tahtel-i arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu şüheda tabakayı hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş.
benim için çok ağladığını söyledi. Demek görüşmüyorlar ya şimdi. Kürsüde şimdi gazete bir şöyle hayata girmiş. Onlar da kendini sağ biliyor. Üstad diyor, üstad yanlış biliyor. Ama üstad, üstad şöyle bir şey. Ya güzel hocam bak. Ne acip şey yani. Hatta ben kendim, Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardır. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra 3 aylık mesafede esarette bulunduğum zaman mahalli defnini bilmediğim halde bence bir rüya-i sadıkada tahtel arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu oturmadığı kadıştır. Onun kabrine girmişiydi. Van civarında. Onu şüheda tabakayı hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor. Fakat Rusul istilasından çekindiği için yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüz'i rüya bazı şerait ve emaratla geçen hakikata bana şuhud derecesinde bir kanaat vermiştir. 5. tabakayı hayat, evde kuburun hayat ruhanileridir. Evet mevt tebdil mekandır, ıtlak-ı ruhtur, vazifeden terhistir. İdam ve adem ve fena değildir. Hadsiz vakıatla ervah-ı evli